Merhaba, ben Minez Bayülgen, gazeteciyim. Okumayı ve yazmayı hep sevdim. Her zaman şüpheci ve sık soru soran biri oldum. Dolayısıyla yolun beni gazeteciliğe sürüklemesi sürpriz olmadı. Gazeteciliğe kültür sanat alanında editörlük yaparak başladım. Bu süreçte haber nasıl yazılır, nasıl hazırlanır, başlık nasıl atılır gibi mesleğin yapı taşlarını oluşturan kısımları özümsemeye çalıştım. Tam yine bu dönemde politikaya ilgi duymaya ve çeşitli kaynakların yardımıyla kendimi beslemeye başlamıştım. Özellikle Türkiye siyasi tarihini kurcaladım. Ardından da siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, akademisyenlerle söyleşiler gerçekleştirdim. İyi soru sormak üzerine kafa yorduğum, entelektüel gelişimime katkı sağlayan dönemlerdi bunlar. Daha sonra mesleğim içinde yeni bir şeyler denemek istedim. Bunda muhtemelen Batı medyasını yakından izleyişimin etkisi vardı. Bir süre siyasi gündemi işlediğim podcast programları hazırladım. Sonra pandemi başladı. Bir süredir bir grup meslektaşımla e-bülten üzerine kafa yoruyorduk. Her gün akşam saat 10'da günün özetini insanların posta kutusuna bırakacağımız kapsülü kurduk. Kapsül o günün politika, dünya, ekonomi, sağlık gibi alanlarda neler yaşandığını kısa, yalın ve anlaşılır bir dille anlatma iddiasını taşıyan bir e-bülten oldu. Kapsülün CEO'su bir kadın, yayın yönetmeni de. Kadın ve erkek editör sayımız da eşit. Maaşlar ve tüm haklar da öyle. Bu özelliğimizi önemsiyoruz. Çünkü iş hayatı kadınlar için erkeklere olduğu kadar adil değil. Tam da bu yüzden akşam mesailerini bir güzel erkeklere yaptırıyoruz. Türkiye kadınların, özellikle de genç kadınların daha cesur olmasına ihtiyaç duyan bir ülke. Bu topraklardaki dönüşüm cesur kadınlarla başlayacak.